Evet. وَمَدَّنِ بِالدِّلْسَانِيَ الْهَمْزَيْنِ مِنْ كَلِيمَةٍ يَسْكُنْ كَآخِرْ وَأْتَمِنْ وَمَدَّنِ بِالدِّلْسَانِيَ الْهَمْزَيْنِ مِنْ كَلِيمَةٍ يَسْكُنْ كَآخِرْ وَأْتَمِنْ اِنْ يُفْتَحِ فِرَضًا مِنْ اَوْفَةً قُلِبْ وَهَوَنْ وَيَاءً اِثْرَ كَسٍ يَنْقَلِبْ ذُلْكَسِ مُطْلَقًا كَذَا وَمَا يُضَمْ وَاوَنْ أَصِلْ مَا لَمْ يَكُنْ لَفْظًا أَتَمْ فَذَاكَ يَا أَنْ مُطْلَقَ جَاءُ وَأَمْ وَنَحْوُهُ وَجْهَيْنِ فِي ثَانِيهِ أُمْ Evet. وَمَدَّنْ أَبْدِلْ diyor. Saniye hemzeni iki hemze peş peşe geldiğinde ikincisini med ile. Tabi burada med sadece elif değil. Elif, vav ya. Yani iki hemze peş peşe geldiğinde ikinci hemzeyi med ile değiştir. En yeskun zâlikel hemzu. Eğer o hemze sakinse, yani ikinci hemze sakinse, o sakin olan ikinci hemzeyi efendime söyleyeyim med ile, yani makabilenin harekesinin cinsi. Makabilenin harekesi fetha ise elif ile. Mesela amene, e'mene gibi. Yok, eğer makabilenin harekesi damme ise o zaman vavla. Umine, u'mine. Eğer makabilenin harekesi kesse ise ya ile. İman, aslı iman. Evet. Sümme meddu zaten işareti söylüyor. Med yekun min cinsil hareketi leti kablehu. O önceki harekenin, yani önceki harfte olan harekenin cinsinden olacak. Ke mesela âthara aslu e'thara veya âsir emir olan fark etmez. Âsir asluhu onun aslı e'thir. Yani tercih et demek. Ve u'tu mine ve u'tu mine u'tu mine bi zammit ta aslu u'tu mine ve i'thar asluhu i'thar. Evet. Ve kayyeden hemze bis sukuni. Neden ikinci hemzenin sakin olma kaydını getirdi? Li enne fi gayrihi. Eğer iki hemze peş peşe gelip İkincisi sakin değilse, ha onda tafsilen, onda bir takım ayrıntılar vardır ki eşara ileyhi bi kavlihi bu ayrıntılara şöyle işaret etti. İn yuftah, eğer meftuh olursa thanil hemzeyni, iki hemzenin ikincisi meftuhsa. وَكَانَ اِثْرَ هَمْزٍ ذِي ضَمٍ اَوْ فَتْحٍ ve o meftuh olan hemze madmum bir hemzeden sonra veya meftuh bir hemzeden sonra olursa o zaman قُلِبَ وَاوَنْ o ikinci hemze vava kalp olur. Mesela uâhidu. Aslı uâhidu. Birinci hemze mudâre mütekellim vahdehu hemzesi. İkinci hemze aynı fa'ul-fi'li olan hemze. Ve burada iki hemze peş peşe gelmiş. İkincisi efendimizin sakin değil. Nedir? Meftuhtur. Ve dammeden sonra gelmiştir. O ikinci hemze vâ'a dönüş. Uvâhidu. Yani muâhize ederim diye. Bu ikinci hemzenin dammeden sonra geldiğine örnek. Ve evâdim cem'u âdim asluhu e'âdim e'âdim efa'il edimeden, üdmetten
ölüme korkumdan demek şey gelmiş. İşte burada da ikinci hemze eadim. O ikinci hemze fethadan sonra gelmiş ve meftuhtur. Yine vava kalp olur. Evadim denir. Veya o ikinci hemze yaya dönüşür. İmkanel meftuhu işrefi kesin. Eğer o meftuh olan ikinci hemze kesreden sonra gelirse o zaman yan kalip ya en yani yan kalip o ya en işrefi kesrin. Evet. Meksur haftan sonra gelen meftuh yaya dönüşür. Ke yemmin. Mesela İsmail'in yani yemmin İ'emmin. Minel ummi aslu İ'em. Aslı da İ'memin. İf'alin. İ'memin. Fenukidet. Fethatü'l-mîmil ula ilel-hemzeti. Birinci mimin fethası hemzeye nakledildi ta ki biz dam yapabilelim. Çünkü biliyorsunuz dam yapabilmek için iki harf yan yana geldiğinde birincisini ikincisini dam edebilmemiz için birincisini sakin etmemiz lazım. Ondan dolayı imemin onun o mimin fethasını ne yaptık? İkinci hemze naklettik ve devam ettik. İemmin ve o ikinci hemzeyi de meftuh olan ve kesseden sonra gelen ikinci hemzeyi de yaya dönüştürdük. İemmin oldu. Evet. İlhemze tavsu idgami sümme ubdiletil hemzetu ya'en. Hemze yani nakletti. İyemmin oldu. Ve hemzuzul kesri mutlaka ve o meksur olan hemze mutlaka yani nasıl sevaun kana isne dammin ev fethin ev kesri yani İkinci hemze kesseden sonra gelse. Birinci meksur, ikincisi ister madmum, ister meftu, ister meksur olsun. Evet. Ne olur kela. Bu da yankali bu ya. Yani nasıl ki kesseden sonra gelen. Evet. Evet. Kesseden sonra gelen ya'ya dönüştüğü gibi meksur olan hemze de ikincisi meksur birincisinin harekesine bakılmaksızın ister birincisi meftu ister madum ister meksur o da ne yapar o da ya'ya dönüşüyor. Niye ekran kayboldu? Evet. Evet. Vel hemzuzul kesri mutlaka o hemze meksur olan hemze mutlaka yani mutlaka ne demekse on kâne isre dammin ev fethin ev kesrin keza iyyen kalibu ya en ya kalb olur ke uyinnuhu yani aslı uyinnuhu manası ben onu inletirim uyinnuhu bakınız İkinci hemze dammeden sonra gelmiş ve o meksur olan ikinci hemze ya'ya dönüşür. Ecaluhu ye'innu. Onu inletirim yani. Bu dammeden sonra. E'imme fethadan sonra. E'imme. İyemmin İyimmin daha doğrusu. İyimmin o da kesteden sonra. Dolayısıyla aslı İ-mimin. İ-mimin. İyimmin aslı İ-mimin. O birinci mimin kessesini
Hemze'ye verdik. Takip edelim. İemmin o ikinci hemzeyi de meftu olsa bile kesreden sonra geldiği için ne yaptık? Onu ya'ya dönüştürdük. İyimmin oldu. Minel emmi em kast etme anlamında. Ve ma yudammu min thani hemzeyni vavel asır. İkinci iki hemzeden ikincisi mazmumsa onu da vav yap mutlaka. Yani ister o mazmum olan da ister kesreden, ister dammeden, ister fethaden olsun. Madame lem yekun lavvan etem. Yani o kelimenin sonunda gelmemek kaydıyla. Evet. Evet. Kelimenin sonunda gelmemek kaydıyla bir ennem yekun. Fi ahiril kelimeti kelimenin sonunda değilse o zaman da o da nasıl olur? Madmum olur. O madmum olan hemze vav'a dönüşüyor. Mesela ummin ke ummin aslı ummin ublumun gibi ummin ublumun gibi yine ikinci mimin dammesini o sakin hemzeye verdik. Devam ettik o mimleri ve o ikinci tabi madmum olan hemzeyi ne yaptık? Vav'a dönüştük. Ummin oldu. Evet. Ve evubbin evubbin fethaden sonra gelen madmum hemzeye örnektir. Aslı evubbin evubbin de cemu ebbin eb mara demek. Yani ve fakiyaten ve ebben ayetinde geçtiği gibi e'ubbin e'bubin onun da aslı yine devam etmek üzere ba'nın harekesini hemzeye verdik. Devam ettik sonra o madmum olan hemzeyi ikinci hemzeyi de vav'a dönüştük. E'ubbin oldu. Ve i'ummin i'ummin i'mumin onun da aslı misu isbu'in bidammil ba'i minel ummi umden. Evet. Biliyorsunuz arkadaşlar isba kelimesinde üç lügat de vardı. İsba, isba, isbu. Üçü de var. Onun için burada şeye verdik. Tabi bazıları o hemzeyi isbu'un hemzesinin harekesini aynül fel olan ba'nın harekesine uyduranlar da var. Usbu, isbu, asba. Fe imkâne etemmel lavva. Eğer o ikinci hemze kelimeyi tamamlıyorsa, yani son harf ise fe zâke ya en mutlaka o kelimenin sonunda olansa. Yerhamdülillah. Ehdine edeykumullah. O da mutlaka ya'ya dönüşür. Eğer kelimenin ikinci hemze kelimenin son harfi ise o da mutlaka ya'ya dönüşür. İster o da dammeden sonra, ister fededen sonra, ister kesreden sonra ve kede sükunince ve sükundan sonra da gelse ne yapacağız? Onu efendime söyleyeyim. Ya'ya dönüştüreceğiz mutlaka. Evet. Mesela kel kur'a vel kar'a vel kir'a vel kira'yin. Evet. Kel kur'uyi önce onu okuyun. Kel kur'uyi kel kur'uyi vel kar'ayi aslında kar'adır. Şey kar'ayidir sonra kar'a oluyor. Ve vel kir'i ve kira'i diyor.
Bu emsiletu Bursun'in ve Ca'fer'in ve Zibric'in ve Kimatr'in. Yani birincisi Kur'ayı Bursun'in, Bur'u'yin, Bursun'in gibi Kar'a Ca'far gibi, Kar'ayı Ca'far'udur. Sonra ya Eyfe dönüşüyor. Tabi o ya da Aslı Hemze'dir. Evet. Diğeri de kır'i zibilicin gibi ve kıra'i kıymatın. Şimdi burada minel kara'i, kara arkadaşlar şeydir, misafirperverlik. Yani misafire ikram etmektir. Evet, misafir. Evet. Şimdi bu sayfayı değişti. Ha. Bu ikinci hem bu mesela kur'uyin bir aslı. O da kar'eu kir'i kir'i kir'in kir'a İ'in. Böyledir. O son hemzeyi ne yapıyoruz? İster sükundan sonra olsun, mesela son örnek gibi kıra'in gibi, ister kesreden sonra olsun kıra'i gibi, ister fethadan sonra olsun kar'i gibi kar'i gibi, ister dammadan sonra olsun o son hemzeyi ya'ya dönüştürüyoruz. Onu diyor. Vel ya o ya değiştir. Sayfayı değiştir. Ahiri salimetun diyor. Kimatır gibi, kimatır vezninde kirayin gelende o ya salimdi. Yani onu şey yapmayız. Yani yapmayız. Neden? Lisukuni makabeleha. Çünkü makabe sakindir. Onun için kirayin. Bu öyle kalır. Ama bu fi salisi kar'ayın orada sakinetun. Li'enneha evet. Çünkü o keya-i kadın. Evet. Ya-i kadın gibidir. Kadının yası iltikai sakininden dolayı ya hasf edildiği gibi kadın kadıyım kadıyım. Orada da kir'iyun kir'iyin kır'iundur o hemze. Ya dönüştükten sonra ya iltikası sakininden dolayı hasf edilir veya sakin edilir. Elif lamlı olursa tabi hasf olmaz. Elif lam olursa. Elif lam olmazsa hasf edilir. Ve fithani maklubetun elifen Ca'far vezninde ise elife dönüşür ki daha Resul'edir. Ve fil evveli Bursun vezninde fuile biha ma fuile bi eydin. Eyd vezninde kelimesinde ne yapılıyorsa min teskiniya ve ibdal zammeti kablaha kesreten mesela eydün ey eydün eydün orada o dammeyi eydün'de
dalın dammasını kese dönüştürüyoruz. Ondan sonra o ya hemzeye, o hemze yaya dönüştürüyor. Aynı şeyi zübrüç veznin, zübrüç diyorum, bursun vezninde gelen kurguyunda da yapılır. Ve evummu ve nahvu ve ve kullu zi hemzeyni el evvelu meftuhun ve sani madmumun ve ceyni diyor. Evummudun, evet, ve ceyni fi saniyi yani evummu ve vecheyni fi thanihi. Evmu kelimesi onun ikincisinde iki vecih kastet. Son beytin sonu kast anlamındadır. Ve evmu vecheyni fi thanihi. Onun ikincisinde, ikinci hemzesinde iki vecih kastet. Yani meftuh hemzeden sonra madum hemze gelince e ummu ve ceyni lil kalbi e ummu ve tasayı e ummu, yani ikisi de caizdir. Evet. Faslun. Burada da ya bize ya'nın kalbini anlatacak. Ve ya enikrib elifen kesrentela ev ya tasdirin bi vavun zef'ala fi ahirin ev kabile tettenisi ev ziyade teyfalâne zâ idara ev fi masdaril mu'telli aynen vel fi'al min husâhirun gâliben nahvul hivel. Evet. Diyor ve ya eniklib elifen kesra. Diyor elifi, elifle kalbet ney? Ya entela kesren, yani o keseden sonra gelen ya'yı elife dönüştür. Mesela onu ceme yaptığınızda örneğin, yani onda bir tasrif yaptığınızda o elif kesreden sonra gelen tasrif nedeniyle gelmek durumunda kalırsa kim? Malum kesreden sonra ya o ya'yı elife dönüştüreceğiz. Mesela misbah, misbah. Bakınız bu misbah müfrettir. Bunu ceme yaptığımızda sıya müteahhit cuma kelimede bir takım değişiklikler yapıyoruz. Ve dolayısıyla o misbahtaki elif kesreden sonra gelmek durumunda kalacak. Dolayısıyla ki zaten telaffuzu mümkün değil. Dolayısıyla ister istemez o elifi ya'ya kalbedeceğiz ve masabih diyeceğiz. Lambalar. Ve tasvirde de aynı şey. O musaybih. O musaybih. Evet. Birinci ya tasvir yasıdır. Musay. Diğeri de eliften mukalip olandı. Evet. O fitasın kegazal ve huzeyyil. Gazal, evet, o elifi tasvirde kesseden sonra gelmiş olacak haliyle ne yapacağız? Onu ya'ya dönüştüreceğiz. Tabi tasvir içinde bir ya getireceğiz. Dolayısıyla iki ya yan yana geldiğinde bu şeddeli ya ortaya çıkıyor. Huzeyyil oluyor. Bivavun, evet. Evet. Bivavun la eyl kalbe ya en ifala. Diyor. O ya'ya dönüştürmeyi vavla da yap. Ne demek? Yani vavla kesreden sonra gelince tıpkı elif gibi o da ya'ya dönüşür. İmkanı fi ahirin, ancak kelimenin sonunda olursa. Çünkü sarfilerin şöyle bir kuralı var. Diyorlar ki vav mutatarrıf ma kabli meksur olunca ya'ya dönüşür. Mesela radıya. Aslı radıvedir. Bakınız. O vav-ı mutatarrıf. Yani kelimenin sonundadır. Dolayısıyla ma kabli meksurdur.
O yaya dönüşüm. Yani bu sarfta standart bir kuraldır. Vav kelimenin sonunda olur. Makbul-i meksur olursa yaya dönüşüm. Peki niye radiyenin aslı radiyedir? Bu ya'i olamaz mı? Hayır diyor. Huva minarrıdvani. Yani çünkü kökü vavdur. Ya değil. Yani diğer mastarla biliyoruz. Şey mastarla biliyoruz. Ki biliyorsunuz arkadaşlar, biz kelimenin iştika veya kelimenin vavi veya ya'i olduğunu bilmemiz için bazı kriterlerimiz var. Veya bazı başvurduğumuz kelimeler var. Mesela bazen mastarla biliyoruz. Vavli midir, yali midir? Bazen cem-i teksirle biliyoruz. Vavli midir, yali midir? Böyle. Ondan sonra bu ikisini hatırlıyorum şu anda. Bazen mastar, bazen cem-i teksir. Evet. Bunlarla vavi veya ya'i olduğu anlaşılıyor kelime. Evet. Tasvir var değil mi hocam? İşte tasvir, ben niçin tasvir söylemedim? Çünkü tasvir bazı yerlerde şey oluyor. Değişik yerlerde uğrayabiliyor bazı yerlerde. Onun için onu söylemedim. O Tamam. aklımdaydı. Evet. Bi hilafil vakiati vasatan. Vasatta gelen vav, kesreden sonra da gelse yaya dönüşmez. İvat gibi. Evet. İvat karşılık. Bakınız bu kelimenin ortasında olduğu için vav kesreden sonra gelmişse bile dokunmamışız. Ev kânet kabile te'nîfi veya te'nîs önce olsa, evet, tarafta da şey, tenistasından önce gelse tabi görünürde tarafta olmamış gibi kabul, yani görünüyor ama tenis ayrı bir kelime olduğu için o yine taraf olarak kabul ediyoruz ve kesseden sonra gelen vavı yaya dönüştürüyoruz. Velev ki ondan sonra tenis gelse bile. Keşeciyet, asu şecivet, izhu mineşşecvi. Şecu, huzun demek, üzüntü demek. Evet. Ev kânet kabile ziyadete ifadâna. Veya o vav. Elif nuni zâideden önce gelse. Elif nuni zâideden önce gelse, kesseden sonra olursa, yine yaya dönüşür. Velev ki son kelime sonunda değil ise de. Yani ziyadeti falan o mel elifunundur. Kegeziyan. Misli katıra minel gazvi. Gazviden ve geziyan aslı gazivandır. Orada vav her ne kadar tarafta olmazsa bile keseden sonra gelince vav yaya dönüşmüş. Çünkü elifunun kelimenin kök harfleri değil. Dolayısıyla yine bir nevi taraf gibi kabul edilmiş olur. Za ey kalbül vaviyan ey darahu. Bu vavun yaya dönüşmesini yine görmüşler. Ra'u meci'e onun geldiğini gelişini görmüşler. Nerede? Fi masdaril fi'alil mu'tellil ayni. El mu'telli aynen. Aynül fi'li illet harfi olan fiilin maslarında da bu vavı yaya dönüştürmüştü. Mesela sıyam gibi. Sıyam. El mevzuni bi fiil ke sıyam. Sama sıyamen aslı sıva sıvamendir. Vav kesseden sonra gelince yaya dönüşmüştü. Kama kıyamen o da kıvamendir. Bi hilafil musahhahi. Musahha dediği yani dönüşmeyen, o ihlal olmayan, o efendime söyleyeyim şey olmaz, o kalp olmaz.
وَاَنْ كَانَ مُعْتَلًا وَلَوْ ki illet harfi olsa bile, ama eğer salim kalmışsa, mesela la ve la, la ve la livazen, bakınız livazen orada vav, efendime söyleyeyim, ne yapmaz? Ya'ya dönüşmez. Evet. Sayfayı değiştir. La ve la sığınmak, iltica etmek. Evet. Bakınız burada aynül fe'l vav kesreden sonra gelmiş ama ihlal kabul etmemiştir. Ve dolayısıyla yani fiili ihlal kabul etmeyince maslarda da vav fiile uyarak dönüşmemiştir. Yani aslında bunun kuralı biraz böyledir. Yani eğer fiilde ihlal olursa masarda da ihlal oluyor. Mesela kavmada fiilde ihlal olmuş. Kavmedir aslı. Sama savana masarda da olmuş. Ama lavazede fiilde ihlal olmayınca masarda da ihlal olmamıştır. Hatta hatırlarsanız nahvi ve sarfi şey Basri ve Kufi nahv ekolleri İstikakın aslının ne olduğunu hani ne olduğunda ihtilaf etmişler. Basrilere göre Basri nahv ekolüne göre istikakın aslı masdardır. Kufelilere göre fiildir. Ve Kufe nahv ekolü gösterdiği gerekçelerden birisi bu şimdi anlattığımız konudur. Yani diyorlar ki biz bakıyoruz ki maslar ihlalde fiile tabi oluyor. Madem maslar ihlalde fiile tabi ise o zaman iştikakta da ona tabidir. Evet. Fakat benim orada bir kanaatim var. Kufilerin yani iştikakın aslı fiil midir, mastar mıdır? Kufilerin tutunabileceği en güçlü delillerden birisi bir takım fiillerin mastarsız olduğunu olmasıdır. Eğer iştikakın aslı mastar olsa maslarsız fiilin olmaması lazım. Ama maslarsız fiiller var. Asa gibi, ne'me gibi, bi'se gibi bunların maslarları yok. Peki yani masları olmadan eğer fiil maslardan müştaksa maslar olmadan nasıl fiil olur? Yani dolayısıyla kanaatimce bu meselede kufiler daha haklıdır. Ve iştikakın aslı fiilde mastar olduğunu düşünüyorum. Evet. وَالْمَوْزُونِ بِغَيْرِ فِعَالٍ veya kesreden aynı fiili kesreden sonra gelen bir vav olan mastar fi'al vezninde ise fi'al değil, fi'al vezninde vel fi'ali minhu yani fi'al vezninde ise orada da vav ya'ya dönüşmez. Eyyü minel mu'telli aynen vel fi'ali minhu ibare şöyle vel fi'ali minhu mu'tellul aynden yani an fi'li illet harfi olan fi'al sahihun galiben ağrabiyyette sahih gelir. Nahu hival mastaru hala. Bakınız burada hivalde ihlal olmamıştı. Evet. Ve cem'u zi aynin u'ille evseken fahkum bizel ihlali fihi haythu an. Evet. Diyor ve cem'u ismin zi aynin u'ille
bir ismin cemi olup o ismin ilan alan bir aynül fiili varsa, ilan alan bir aynül fiili varsa, yani ilan vav, ya, ya vav, ve vav, elife vesaire, yani böyle bir ilan almış bir ismin cemi, ev seken veya aynül fiili, evet kapattınız bu şeylerle. Evet. Evseken veya aynül fiili yelaldi sakin ve telahu elif, ama o sakin olan aynden sonra elif gelirse o zaman fahkum bilel ilani fihi, bu ilanla hükmet. Bu ilan neydi? Vavun yaya dönüşmesi haythu anna, yani haythu zahara, anna zahara anlamındadır. Nahudar, dar aslı devarun. Bakınız, aynül fiil sakindir. Evet. Devarun ve vav elife dönüşmüş. Şimdi biz bunu bu darin, darda bir tasrif yaptığımızda, diyelim ki ceme yaptığımızda, o ilan almış olan vav, çünkü elife dönüşmüş ya, o yaya dönüş. Nahu diyar gibi. Diyar darın çoğulu. Ve thawb yine. Bu da bu defa sakindir. Vav. Yani almamış ama sakindir. Onu da tasrif yaptığımızda, mesela cemi yaptığımızda siyab vav elife şey yaya dönüşür. Bi hilafi zil aynil musahhahi. Yani aynı fiili olup musahah ise, musahah ne demek? Yani ilan almamışsa. Yani burada diğer sarfiler mesela burada pek tasih ifadesi kullanmıyorlar. Ama şarih Allahu Alem İbn-i Malik'e uymuş, kullanmış. Ve aslında tasih veya musahah, bu ifade burada doğrusu uygun değil. Çünkü sarfilerin önemli bir kısmı sahih illet harfi almayan isim demek. Sahihen ilan almama anlamı yani yaygın değil yani. Mesela ben ilk defa burada rastladım desem fazla yadırgamayın. Yani değil. Ha, bazen sarım kullanılır. Ki kanaatimce sarım kullanılsaydı daha uygun olurdu. Ama burada şarih rahimeullah İbn-i Malik'e uyarak demiş. Onun için burada musahah demek yani illet almamış demektir. Yoksa illet harfi olmayan demek değil. Mesela tavil, bakınız aynı feli illet harfidir ama salim kalmış, ilan almamış. Ceme yapınca o vav kesreden sonra gelse bile yaya dönüşmez. Tiyaldir, tivar. Tivar tavilin çoğulu. Ve sakinillezi lem yetduhu fil cemi erifu. Evet. Ve cemede ondan sonra elif gelmeyen sakin, ki kemakale o da vav kesseden sonra da gelse ne olmaz? İlale dönüş, yani yaya dönüşmez. Evet. Bu çok var mı daha Darhan? Sen burada mı duralım? Yani biraz hızlıca geç bakalım ne kadar kaldı. Daha çok var. O zaman burada duralım. Bugün biraz şeyde okuyalım. Tefsir dün de okumadık.
Burada durarım. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Eyvallah. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah.